Bir Kan Ökçem kanalından hepinize merhaba. Bugün House Flipper oynamaya devam ediyoruz. Son videoda bir tane ev satın almıştık. O evi düzenlemeye başlamıştık. Ben mimarınız Petek. Ben üstebaşı Birkan. Kaliteli emlak. Kaliteli emlak. Kaliteli emlak. Kaliteli emlak değil mi? Kalite emlak. Kalite emlak, hoş geldin. Şimdi biz nerede kalmıştık? İş alıyorduk, iş yapıyorduk. Bu arada ev yine kirlenmiş bazı yerleri. Ne oldu? Buraların bana birazcık... laf geldi sanki. Yo. Ne yaptığını anlatayım mı? Önceki videoları izleyenler anladı. Aynen, önceki videoları. Ama onu anlamamış olabilir. Ama söylemiş miydik onu videoda? Söylemiştik. Ya galiba. Üçüncüde ben fark edince onlar da fark etmiştir bence. Evet, e-postada yeni işlerimiz mevcut. Şimdi önce biraz iş yapacağız. Daha sonra evimiz için para biriktireceğiz. Bu yeni şeyler açacağız. Mesela ne yapacaktık biz? Sıva mı yapacaktık? Ha, şeyleri yapamıyorduk. Duvarları döşeyemiyorduk. Duvarları aynen. Döşeyebilmemiz için yeteneğimiz açılmamıştı. Yeni yeteneği açmamız gerekiyor. Aslında biz şey yaptık ya, en son yaptığımız evde açılmadı mı o özellik? Duvar kırma açıldı. Duvar kırıp duvar örebiliyoruz şu anda. Şimdi 3 tane işimiz var yine. Can Büyük'e, Adnan Duman ve Tayfun Talip. Hı-hı. Radyatör, yıkılacak duvarlar, temizlenecek öğrenci evi. Bu temizlenecek olan eve bakalım. Belki içinde döşemelik bir şeyler vardır da yeteneğimiz açılır. Temizlenecek öğrenci evi. Günaydın. Umarım bana yardımcı olabilirsiniz. Emekli bir insanım. Emekli insan. Ha, kira şey mi? Ev sahibi mi? Sağlığım da pek yerinde sayılmaz. Yıllardır kiraya verdiğim bir adet evim var. Bu yılda birkaç öğrenciye kiraya verdim ama hiç de iyi etmemişim. Kirayı ödemeyi kestiler, telefonlarına cevap vermiyorlar. Yüz yüze konuşmaya gittiğim zaman da biricik evimin halini görünce az daha kalp krizi geçirecektim. Evim çok kirliydi, her yerde çöpler, içki şişeleri ve çamur vardı. Bir tanesi bahçede sızmıştı. Konuşmak istediğimde kaba bir şekilde gitmemi söylediler. Sonunda evden attırdım onları ama evin hali hala harap. Bazı mobilyalar ve radyatörler de ortalıkta yok. Evimi temizleyip yeni kiracılar için uygun bir hale getirebilir misin? Ben de böylelikle bu talihsiz olayı arkamda bırakmış olurum. Saygılarımla Tayfun Talip. Bence bunu yapabiliriz dedim zaten. Evin içi leş gibi. Evo muydu? Evo. Açıyorum. Ben hazır artık mısın? Her şeyden şüpheliyim. Hazır mısın? İçerideki çöpleri görüyor musun haritada? Of, ben bu eve bakmak hoppa istiyorum. Ay gerçekten bu arada Tayfun Talip'e hak verdim ben. Tayfun abicim. Haklısın yani abi. Kiri temizle. Ha tam şeyler. Tam burada koridorda yok artık kir, görmüyor musun? Şey var, yukarıda var. Şunları temizle. Aa bitti. Onlar haritada görünmüyor bile. Şurada şey vardı ya, ilerleme. Mutfak burası. Galiba açıyorum. Açalım. Küçük bir ev turu. Aa neymiş. Yani nerenin ne olduğu belli değil bence. Çöpten geçilmediği için burası yatak odası olabilir mi? Bence. Ama tabii yani bir eve bu hale nasıl getirirsiniz mesela? İçmişler, içmişler, bırakmışlar buralarda hep. Evet, tamam. Bu odadaki çöpler temizlendi. Yok. Çöp var ya da. Bu da mı çöp? Çöpmüş. Tayfun abi onu da çöp olarak görmüş. Bu arada hiçbir evin camı ya bu kadar kirli değildi ya da hava karanlık diye daha kirli. Hava karanlık diye bence. Ama böyle değildi ya gerçekten. Bence hava karanlık diye. Beyaza boyayacağız. Aparatları monte edeceğiz. Her odaya bir şey yapacağız yani biz şimdi. Muhtemelen. Bütün evi yapacağımız için. O zaman bu evin parası da iyidir. Beyaz boya diyeceğim ama çıkmayacak. Duvarlar, boyalar, beyaz. Abi. İşte. Beyaz boyayla boyamaya başlayalım evimize. Diğer odaları da temizlemeyecek miydik bu arada önce? Oda oda gidelim ya. Yetecek gibi bana. Öyle geldi ama. Yetti bence. Bitti.
Tam yetti. Şimdi radyatör. Radyatör daha fazla vardı sanki. Bu azalmış mı? Ya da biz çeşitlere bakmıyoruz. Güzel. Yine yetenek puanı geldi. Sıvama, montaj. Döşemeci. Döşemeci. Abi döşemeyi geliştirsek döşeme şeyi geliyor mu? Yok, gelmiyor. Nasıl geliyor? Daha gelmedi. Işık açık kalsın. Boyayı orada bıraktım. Oy. Burada mı beyaz? Yok, boyama yok burada. Şu pencereyi bitirmeseydim, içeri hava girsin, şey girsin, ışık girsin. Işığı yaksaydık keşke. Bir de burayı açalım. Oh. Çok güzel ya. Tam bir öğrenci evi ama abi insan yaşadığı eve niye böyle davranır ya? Tamam, kiremizi temizledik şimdi. Bir tane de radyatör buraya alacağız. Hadi bakalım. Ev sıcacık olacak. Bunları taktıkça içimiz ısınıyor. Kalite emlak. Tam içimden geçiyordu. Kalite emlak. Çek adresi. Şunu düzeltelim. Şurada dursun, lazım olur. Tamam, burada bitti. Çıkabiliriz. Mutfak bura galiba. Oho. Vay. Katsaridafobi. Hamam böceklerinden korkma olan biriyseniz. Olan biriyseniz. Genel oyun seçeneklerinden hamam böceklerini cam parçalarıyla değiştirebilirsiniz. Evet, isterseniz cam parçalarıyla değiştirebiliyorsunuz hamam böceklerini. Yoksa şöyle dolaşıyorlar içeride. Ben bakamam. Ben yok. Şu yerleri temizleyelim. Açtı kapıyı. Şura mı acaba? Yok. Neyse, burayı temizleyelim bakayım. Işığı yakalım şuradan. Sesler onlardan mı geliyor? Evet. Ay. Ne? Ay. Çok kötü. Çek. Astara ya, astara evi. Ya çok kötü. Heh. Yok edilmiş yuvası. Şuraya bak ya. Gerçekten. Yani kalp krizi geçirmek üzereydim dedi ya. Geçirmiş olabilir bence. Abi işte burayı şu an yani görüyorsunuz. Bir de temizledikten sonra bir bakıyorsunuz böyle. Üf. Nasıl bu hale gelmiş diyeceksiniz. Kalite emlak. Yok, şey oluyor böyle ya. Çok mutlu oluyor insan. Bu dağınıklıktan tertemiz hale gelince. Temizlik vlog. Temizlik için eleman tutacağım ya. Ben sadece şeyi yapacağım. Dayama döşeme için. Hayır. Her cam kirleniyor. Bura niye kirli değil, tertemiz? Aa, ev de evmiş yani ha. Düzeltmeyeceğim abi evlerini. Nerede radyatör? Hop. Hop. Tamam galiba. Ha, buraya da radyatör. Şu an ne kadardı az önce fiyat? 3800 küsür. Aa, 4000 olmuş. He, şey taktık ya. Al bak, bunlar da var. Aç aç. Niye açıyor? Dayı kalp krizi yarım kalmış. Heh. 4223. Lavabo ve havluluk. Lavabo. Lavabo. Biz mi seçiyoruz? Seç hadi. Şimdi benim seçtiğime göre fiyat mı belirleyecek? Evet.
Yani öyle yapması lazım. Şu an mesela 4281. Hı-hı. Onu çevirmen lazım. Seni bekliyorum ustabaşı. Çevir. Heh. Buraya mı takıyoruz? Yok. Takamıyoruz işte bunu. Yok, alamıyoruz. Ah tamam. Bu da olmuyor ki. Vidalarda sıkıntı var. Şunu çökeceğiz önce. O kadar seçtim onu. Al burada işte. Böyle değildi ki seçtiğim. Perdesi farklıydı. Ama mimari hiç olmuyor değil. Olmuyor zaten ki. Uygun değilmiş. Şurayı mı? Evet. Ya ileride lazım olacak bu bilgiler. Sonra sorarlar, hocam musluk değiştirebiliyor mu? Hop. Az House Flipper oynamadım derim ben de. Bataryayı da konduralım. Borularımızı takalım. Onu conta oradan fıt fıt yaptık. Bunu zıt zıt yaptık. Bitti. Bir tane de havluk. Evet. Havluk. Bu niye şey ya? Onu da buraya takacağız. Hop. Radyatörleri çalmışlar mı? Radyatörleri çalmışlar herhalde. Bilmiyorum ki yani. Satıp içki almışlar herhalde. Olabilir valla. Daha önce varmış. Çocuklar gidince kayıp. Tamam. Bu havluk niye bu kadar yüksekti ama? Bir şey kapatabiliriz. Bu ne? Radyatör istiyor buraya da. Abi yerin camını biz açık bıraktık. İnşallah daha akşam gelir eve. Kontrolü. Her an her yerde bir şey yapmış olabiliriz. Buraya çünkü akşam oldu ve uyku vaktim geldi. İşime konsantre olamıyorum. Kalitem mi? Gece gündüz çalışıyoruz valla, yorgunluktan ölüyorum ya. Ben burada uyudum, uyandım falan. Buralar. Burada. Tada! Hey. Yapma. Ay yoruldum, cidden yoruldum ya. Yalnız bu iş gerçekten çok pahalı olması lazım. Çok büyükmüş. 5000 dolar diyor. Daha pahalı, daha pahalı. Bu değil, bu hiç değil. Dolap kendine kirleniyor. Kir var şurada. Böyle söylediğin zaman bana ne yapmıştığını düşünüyorum. Niye? Ha. Yok, hiç amaçla söylemedim. Yoksa bir yer durduk yere nasıl kirlensin kendi kendine? Sadece toz olur. Kulağım çınlatıyor biri. Radyatörleri takalım ustam. Takalım mimar hanım, takalım. Siz niye geldiniz ki gece gece? Bizim evimize yapmaya. Dekorasyon işi var mıydı? Yapacağız işte dekorasyon. Ben kendi gece boyu çalışacağım de. Sen uyusaydın sabah çağırırdım ben seni eve bak. Ben uyuyayım o zaman ben şimdi. Sen bir uyu gel. Şuna bak ne kadar dar. Her yere radyatör taksın. Mimarımız kalite kontrolde. Her zaman yanınızda. Mimar hanım, mimar hanım. Şimdi ustam iyi çalışsın diye ben geldim. Sen benim başımı bekliyorsun. Emma alalım. Ortam sallanıyor.
Bunun kapağı nerede? Girişi çıkışı. Yeşil yanıyordu bak. Bu taraf mı, bu taraf mı acaba? İşte buraya takacaksın. Her şeye baktım. Bu ne kadar öne geldi ya. Ama yeri çok kötü oldu onun. Ya bu takınca büyük ihtimalle şey yapacak. Yine de kötü oldu. Birleşecek. En zorlandığım şey yaptığım üşenme işlerden biri. Mustafa birazdan uyuyayım. Bu iş bitecek gibi değil. Sana güveniyorum ustam. Öğren öğren nasıl yapıldığını öğren. Bir hata yapsam şurada şey olacak. Senin başın ağrıyacak. Yani. Artık makinalarımız tek şeyli. Giriş çıkışlı. Şimdi bunu bir de arkaya itersek. Tamam, onda iki var. Hoppa. Burada ıkınırken zorlandığınız anlarda makineyi stabilisiniz. Bir yandan makineyi bir yandan şeyi. Radyatörü. Bu iğrençti bu arada. Tamam mı? Bitti galiba. Ben bakiyemden daha fazla bir şeyim var. Şu an kazancım var. Çıkış nerede? Burada. İyi bari bakiyeyi ikiye katlayacağız. Burada bir şey yok. Gri kapı. Burada okey, burada okey. Tamam, biz çık. Bay bay emeceğe. Ha, buranın şeyi açmış penceresi. Kapatayım bari. Bir siparişi daha tamamlamanın verdiği gururla... Bir şeyler gururla... daha yapsaydık ya. Bir 5000 dolar daha. Yüzde şey yapmıyor. Kabul etmiyor. Aa, kim kirletti gene evi?